Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ilk defa Clash Royale para yatırarak şövalye evrimini açacağım. Bu oyunu neredeyse 7 yıldır oynuyorum ve şu ana kadar hiç para yatırmamıştım. Artık bende prensip meselesi olmuştu neredeyse. Supercell'de sırf böyle para için güncellemeler getirdikçe ben de inatla yatırmak istemiyordum. Ama biliyorsunuz ki neredeyse 6-7 aydır derece yapamıyoruz ilk sezonunda. Evrimli kartlar geldiğinden beri. Şu anda da evrimli şövalye 45 liraya gelmiş markete. Artık alalım dedim ben de. Zaten madenci kontrolde de kullanılıyor. O yüzden sonunda ben de açacağım ve ilk defa Clash Royale'e para yatırmış olacağım. Ödemeyi halledeyim, sonra tekrardan geliyorum. Tekrardan geldim. Siz birkaç saniye sonra görüyorsunuz ama aradan birkaç gün geçti. Sürekli hata falan veriyordu, alamıyordum. Sonunda bugün gelen bakımdan sonra satın alabildim. Her neyse, Supercell'de hep diyorduk her şeyi para için yapıyorlar diye. Adamlar da hedeflerine ulaşıyorlar. Yani ben bile para yatırdığım oyuna 7 yıldır yüklemiyordum. Yapacak bir şey yok. Bu arada kartı hiç denemedim. Hep birlikte beraber deneyeceğiz. Şöyle destemize ekleyelim. Her ne kadar nerf yemiş de olsa bence en güçlü evrim zaten. Kullanım oranları da çok fazla. Şöyle goblinleri de aldım desteğe. Zaten iskeletler evrimli olmadıktan sonra goblinler her türlü daha çok iş yapar. Destemiz bu şekilde. Maçlara geçelim bakalım. İlk defa evrimli şövalyeyi deneyelim. Evet, ilk rakibimizi bulduk. Bakalım nasıl olacak? Şöyle madenciyle başlayalım. Döngü sayısı 3 zaten. İskeletlerle aynı. O vursun, hemen şövalyeyi çıkartmak istemedim onun için. Rakip binince oynuyor, tamam. Evrim şövalyenin canına nerf geldi ama hasarı hala çok yüksek bence. Hatta evrim şövalye artı tomrukla biniciyi savunuyor olabiliriz. Tam emin değilim ama. Yani binici savunmada da sağlam. Hasar bayağı iyi çünkü. Şöyle şövalye atalım arkadan. Bir roket atasım geldi ama. Yetenek basacaktı. Brix için fazla agresif olur. Paket değer mi oradan? Çok güzel. Güçlü madenciyi de aldık. Yetenek bastı ama daha fazla bir şey atmayacağım. Şöyle bir madenci tomruk yapalım. Çok güzel tutturduk. Şu an bayağı sağlam gidiyoruz. Tank kartı da yok. Çok güzel. Bir tane vurdu şövalye. Böyle bir eşleşmede çok önemli hasar. Paket. Umarım fail atmamışızdır. Çok güzel. Evet, bayağı temiz başladık maça. Evrim şövalyede de iki tane var daha. Şöyle bir madenci atabiliriz. Yani sırf şövalye döndürmek için atılabilir ama yani bomboş da atmak değer mi bilmiyorum. Şöyle atalım şimdi. Ben de artık yeni yeni alışacağım evrim şövalye. Hemen şöyle bir roket atalım. Şövalye halleder onu. O güzel. Bir tane vuracak sandım, vurmadı. Şövalyenin normal hali bile güzel bir kart. Yani bozuk değil tabi evrimlisi gibi ama. Temiz bir kart yani. Evet, evrimlimiz döndü. Şöyle bir atsak, rakibin tank kartı da yok elinde. Döngüye girmediği için. Döne goblin falan atmak zorunda kalabilir. Madenci attı. Aynen, goblinleri ona atmak zorunda kaldı. Madenci bayağı vuruyor şu an bedavadan. Bak, şövalye de gidip kuleye bir tane vurdu. Zaten o tarafa gitmiyoruz ama olsun. Şöyle bir paket. Aa, ruh atacaktım. Kazayla madenci atmışım. Bir sonraki bininciye roket atabiliriz. Evet, 3 kat döngüsü olduğu için döngü dışı kaldık. Şöyle bir tomruk. O da vurmasın. Ne olur ne olmaz. Şövalyeyi attım. Goblinleri çıkmışken yine madenci atalım. Bu arada evrim şövalyeyi de açmışken bu sezon artık ilk bini de bitirmek istiyorum. Şöyle bir roket basacağım. Yeteneği bastı ama hasarı vurduk sanırım.
Bu arada döngü dışı kalabiliriz şu an. Aynen şöyle paketi de attım hemen. Bir şövalye. Yok artık, binici yine vuramadı. Gayet iyi. Şu an felaketimiz de elimizde olduğu için bir roket daha atabilirim aslında. 3x'e de giriyoruz. Güzel. Bir iki tane madenciyle vurursak bir rokete bitiyor. Fişekçi vursun, çok öndeyiz. Bakalım ne tarafa atacak Goblin'i. Yakalayamadı, tamam. Goblin bile atmadı. Maçı bitirelim. Temiz maçtı. Hemen sonraki maça geçelim. Evet, ikinci rakibimizi bulduk. 261.liği olan Asyalı bir arkadaş. Bakalım nasıl bir maç geçecek. Şöyle şövalye ile başlayalım. Kara Prens tankımızı çıkarttık diye tersten bastı. Kıvılcım falan olabilir. Şöyle goblinlerle savunacağım. Evet, ruhu da atmamız lazım. Şu hale bir tane vurdu, güzel. O vurmasın, madenci attım. Evet, aynı anda kıvılcım attı. Eğer bir saniyesi falan önce atsaydı madenci atmazdım bu arada. Öfke bastı. Umarım çarpması yoktur. Varmış. Tam goblinler savunacak ama biraz hasar yiyeceğiz. Bak işte orada adamla aynı anda attık diye 1200 hasar yedik. İşte kıvılcıma karşı falan 1x'e 3x'e zararı bile girince böyle olabiliyor. Ne sıkıntı yok, buradan çeviririz. Eşleşme bizde. Rakipte de şövalye olma ihtimali yüksek. Şimdi madenci atacağım ama yine aynı anda kıvılcım atmasından korkuyorum. Tamam. Şöyle bir ruh. Tomru sola attım. Ortada madenciyle hepsini savunuruz. Desteklemezse. Tamam, arkadan geliyor. Evet, şimdi evrim şövalyemiz döndü. Tank eritmede bakalım ne kadar iş yapacak. Yani çarpması var. Felaket yetmeyebilir. Şöyle bastım direkt. Evet, zaten dev goblin direkt eridi. Yani tank eritmede falan cidden hasarı çok iyi kartın. Zaten ben nerf'ün az geleceğini söylemiştim. Öyle de oldu bence, şu anda yine güçlü bir kart. Şöyle bir şövalye daha atalım. Oraya paket. Roket atmam lazım. Dev Goblin'i kaçırdık ama. Bir Dev Goblin daha çevirmiş. Çarpması yok yalnız. Güzel. Çok rahat savunduk orayı. Umarım. Tam panikle Goblin'i de şövalye de attım ama. Kıvılcım gelebilir şu an. Barbar attı, tamam. Şu tarafı Goblin'le savunalım. Sağ tarafa tabi roket fırsatı vermiyor bize. Doğal olarak. Defansif madenci. Gelin böyle. Evet, şövalyeyi de atalım. Her şeyi temizlesin. Ölebilir orada yalnız. Mega da var. Yok ya, oradan sağa çıktı. Bir de gider şimdi kuleye de vurur. Şöyle bir madenci atacağım. Tamam. Tomru bu tarafa atmamız lazım. Paketi de hatta barbarlara atmamız lazım. Tamam, defansif madenci de atacağım. Bir de ruh. Savunduk yine. Hala 300 hasar gerideyiz ama rakipte zaten ağır büyü yok. Bir şövalye daha. Evet, şöyle bir felaket kulesi.
Tamam, paket. Defansif madenci atalım. Tomru da attım sağ. Evrim şu alemiz döndü. Yine orayı temizlesin. Kart inanılmaz güven veriyor ya. O kadar sağlam ki. Hemen bir kıvılcım attım. Şimdi yine sağ tarafa barbar atabilir. Az önceki gibi. Ortaya attı. Oh, hepsini çektik. Şu halde kuleye gidiyor. Kuleye fena vurdu. Tamam, şu an gereken hasarı vurduk. Savunsak yeter bundan sonra. Zaten 10 saniye kalmış. Vay be. Şu halde cidden iş yaptım başta da. Evet, 2'de 2 gidiyoruz. Son bir maça daha girelim. Evet, son rakibimizi bulduk. Prenses vardı flamasında. Belki Logbait oynuyordur. Madenci ile başladım. Mini Pekka, tamam. Yine kıvılcım olabilir. Şöyle şövalyeyi atalım. Ruh da atacağım. Şövalyemiz hemen ölmesin. Evet, öfkede bastığı için öldü yine. Kıvılcıma benziyor. Aa, iksir golemi. Mini Pekka'yla. Şöyle defansif goblinleri atalım. Atıcı mı? Tamam, felaketi de atalım. Bayağı garip bir destesi var. Güzel bir roket atmamız gerekebilir. O çok fena bir fırsat verdi bize. Şövalyeyi de attım. Yoksa onlar ölmez kolay kolay. Hatta ruhu da atalım. İksir kârına geçeceğiz biraz ama yani madenci goblin yapsak oku falan olabilir. Neyse, yine şöyle bir tam denemeyelim. Goblinleri defansta kullanalım. İksir golemine karşı genelde kontrol atak yapıyoruz zaten. Savunup iksirleri aldıktan sonra ama orada çok atak yapasım gelmedi. Gereksiz agresif de oynamamak lazım. Atıcı atarsa yine felaket atacağım. Tam atalım. Biraz da sola yakın atıyorum. Atıcıyı daha rahat görsün. Evet, yalnız onu koruruz. Felaket halleder. Kötü oynadı rakip. Çok iyi. Şöyle bir atak yapalım. Bizim şövalyenin canı gitmiyor zaten şu an. Aynen, oku varmış. Felaketi diktim şu anda. Şöyle bir madenci attım. Klasik pozisyon atmadım. Mini pekka atabilir. Aynen. Oku muhtemelen dönmedi. Baya güzel eriteceğiz orada. Şöyle bir felaket daha diktim. Bir de paket bu tarafa. Rakip devrimi şu halde döndürmüş. Ona bir şey atmamız lazım. Bir felaket daha. Rakip iyi spamlıyor ama bunun dönüşünde bayağı bir iksir alacağız. Gerçi cezalandırmamız zor rakibi ya. Gereksiz bir şövalye oldu, bizim evrimini halleder orayı. Neyse, çok kontra atak yapamıyoruz bu maçta ama full savunarak kazanırız bence. Tamam, rakip de arkadan çıkıyor. Aslında ana kuleyi de açalım. Süper. Bayağı iyi oldu bu. Rakip ok mu attı az önce? Biz şöyle bir şövalye şey goblinler atalım. Aynen, atıcıyı da hemen attı. O rakip şu an bayağı bir spamlıyor. Neyse, savunuruz yine. Umarım. Şu an bayağı tehlikeli geliyor. İksirler geldi ama bizim kule bayağı hasar yedi. Sanırım bu maç gitti.
Ya rakip bu oynayışla nasıl bu kadar vurdu anlamadım ama bir felaket daha atalım. Güzel, elektro ölüyor sonunda artık. Evet, 30 saniye var. Yani aşırı agresif oynamamız lazım şu an. Güzel, Minipekka'yı aldık. Bir goblinler. Tamam, o atıcıyı artık bir şey yapamayız. Şu an bu sürede iki roket daha yetişir mi? Rakip de full defans yapıyor. Şu an roket atmam lazım ama. Aynen. Kaybettik. Yani bir yerde çok hasar yedik. Orada belki daha iyi oynasak kazanırdık ama sağlık olsun. 3'te 2 yaptık. Evet, videomuzun da burada sonuna gelelim. Erim Şuarlı'yı beğendim. Yani sadece 3 maç attık şu anda ama kart güçlü olduğunu belli ediyor. Bundan sonra da daha yukarılara kasmak istiyorum dediğim gibi. Hatta arada farklı destelerde deneyebiliriz. Zaten metadaki birçok destede Erim Şuarlı var. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.